Merhaba sevgili silah severler. Uzunca bir aradan sonra tekrardan İstanbul'dayım. Çok sevgili bir kardeşim. İsmini söylememde bir sakınca var mı? Doğru. Mustafa kardeşim. Çok güzel iki tane tabancasıyla beni tanıştırdı. Ben de aracılık yapıp o tabancalarla sizleri tanıştıracağım. Bugün değişik bir strateji uygulayacağım. Biliyorsunuz ben öğrenmeyi seven bir insanım. Bilmediğim şeyler çok fazla. Bir silahı sizlere tanıtmadan önce ben bir dersimi çalışırım. Silahı söker, takarım, bakarım neresinde ne var, ne farklılık var. Dolu silahla başlarım emniyet kurallarını gözden geçirerek. Bu sefer değişik bir uygulama yaptım. Silahı söktüm ama takmadım. Silah elimde. Biraz kıvranın bakalım nedir bu silah. Fazla kıvrandırmayacağım sizi. Zig Sauer, aslında Zig 1911. Zig Sauer'in bir kendi Zig Sauer kesimli olanları var, sürgüsünün. Bir de standart 1911 kesimli olanlar var ki benim elime hiç geçmemişti daha önceden. Hep kataloglardan görüyordum. Bu kesimi çok seviyorum açıkçası. Bu tabanca biraz şeyi andırıyor. Gold kapı andırıyor. Colt 1911 Gold kapı andırıyor. Neden? Sürgü üstü tırt çizgili. Diğer Colt'larda yuvarlaktır. Bu sürgü daha kare kesitli ve üzerinde boydan boya çizgiler var. Bu çizgiler ne yapıyor? Ne faydası var? Atıcı şöyle siz beraberce bakalım. Atıcı gezden baktığı zaman ışığın yansıyıp atıcının gözüne gelmesine mani oluyor bu çizgiler. Hem de bir estetik veriyor diğer taraftan. Şimdi böyle tutmuşken tabancayı gezine bakalım. Görüyorsunuz sırt simsiyah. Hiç beyaz nokta falan yok. Ayarlanabilir bir gez. Hem yatay hem düşey ayarlanabilir bir gez. Bir atıcı gezi ve ışıklı, yeşil ışıklı bir yani fiber optik bir arpacık. İkisi bir araya geldiği zaman atıcıya muhteşem bir görüş sağlıyor. Neden atış tabancalarının gezleri siyahtır, nokta yoktur? Çünkü o noktalar daha çok savunma atışında, hızlı atışında faydalıdır. Atıcının aklını karıştırmasın diye keskin bir gez aralığından bakmak bu noktaları görmekten daima daha iyidir. İyi bir atış tabancası gezi için. Bazen burayı da tırtıllı yaparlar. Buradan da ışık yansımasın diye. Fakat bu da çok güzel bir gez. Standart 1911 ile farkı gördüğünüz gibi kovan fırlatma tırnağının dışarıda olması. Bu belirli bir avantaj sağlıyor. Bu bir saniye buradan bir tüyo geldi. Bakayım şimdi bir okuyayım. Ben nereleri okuyorum? Bak şimdi üstte bu sohbette gönderdiğiniz mesajlar ve yaptığınız aramalar artık uçtan uca şifreleme ile konulmaktadır. Daha fazla bilgi için dokunun. Halbuki bana gösterdiği bu değilmiş. Tabancanın markası aşağıda Zig 1911 Super Target. Tamam mı? Onun için dersimi iyi çalışmam lazım. Teşekkür ederim Mustafa'cığım. Zig 1911 Super Target. Target biliyorsunuz target hedef demek. Hedef tabancası, atıcı tabancası. Evet bu tarzda tırnaklardan hoşlanıyorum. Çünkü herhangi bir arıza durumunda dışarıdan müdahale imkanı var. Standart 1911 tırnaklarına dışarıdan müdahale edemiyorsunuz. Smith Wesson'da bu tarz tırnaklar kullanıyor. Belli başlı 1911 yapan başka firmaların da dış tırnak kullandığını biliyoruz. Zaten Zig Sauer kendi orijinal tabancalarında da yani orijinal derken işte 220, 226, 229 seri tabancalarda kıvırma saçtan blok çelikten işleyerek yaptığı sürgülere döndüğü zaman da tırnakları dışarıya aldı. Eskiden Almanya menşeli 1911'lerde ki benim 1911 P220'de de öyle içeridedir tırnak göremezsiniz. Evet
Sürgü geleneksel 1911 sürgüsüne çok benziyor. İçindeki Browning tipi kilit takozlarının girdiği yuvalar görünüyor. Şimdi sol tarafında da güzel bir zig arması var. Sağ tarafta da kovan tahliye penceresinin altında 1911. Şimdi kendimi çok zorluyorum. Tenkit ediyorlar beni. Ya getiriyorsun birdenbire göremiyoruz falan diye. Yaramaz çocuk. Şeylik var. Ne diyorlar ona? Hiperaktivite var. Yani 70 yaşına geldim hala hiperaktifim. Onun için hızlı hızlı hareket ediyorum. Kendimi dizginlemeye çalışıyorum. Bakın yavaş yavaş. İyice görün. Tamam mı? Ondan sonra öbür tarafını da iyice görün. Tamam mı? Yine tehdit edecek bir şeyler bulursunuz ama. Gelelim Namlu'ya. Namlu birebir geleneksel 1911 Namlusu'ndan birazcık farklı. 1911'in eski 1911 yani A1 öncesi 1911'lerin Namlusu silindirikti. Yeni 1911'lerin genellikle uçtan geriye doğru bir konikliği vardır namlunun. Neden? Atış sırasında çekirdek namluyu terk edene kadar bushing yani namlu yüksüğü oynamasın. Sonra kilit çözülürken daha geniş bir alana ihtiyacı var tabi namlunun yukarıya çıkabilmesi için ucunu. O zaman bakın şurası biraz daha dar. Ucu daha geniş, daha dar. 1911 tabancalarda, tabancaların genelinde diyebilirim, atış hassasiyeti, daha doğrusu vuruş hassasiyeti namlu toleransıyla bile çok yakından ilişkilidir. Bu namlu yüksüğü ne kadar sıkı geçer ise namluya, toleransı ne kadar az olursa o kadar düzgün atar. Tabi buradaki ikinci unsur da link, salıncak toleransı. Bu salıncak toleransı topladıktan sonra göstereceğim. Tabanca kilitli kendi yerindeyken sürgü aşağı hiç oynamaması lazım. Ki oynamıyordur mutlaka eminim. Evet, bushing gördüğümüz standart bir 1911 namlu uç yüzüğü, İngilizcesi bushing, Türkçesini kullanmaya gayret ediyoruz. Bu da link, Türkçesi de salıncak. Burada bu parça buna giriyor. Atış sırasında bu aşağıya düşüyor. Kilit takozları yerinden kurtuluyor. Ve sürgü namludan bağımsız olarak geriye gitmeye devam ediyor. Yay çok güzel bir yay. Yaprak kesitli bir yay. 1911'lerde daire kesitlidir bu yay. Yaprak kesitli bir yay. Yayın rengine ben aşık oldum zaten. O kadar güzel bir yay ki muhteşem bir şey. Benim elime göre bir 17-17,5 pound gibi bir yay gibi geldi. İrca mili, geri getirme mili tam boy değil. Standart 1911 boyu. Bu da uç yüksük. Yayın ucundaki yüksük. Evet. Başka ne var burada size gösterebileceğim? Şarjörler var. Şarjörler 8 mermi kapasiteli. Standart 1911'ler 7'dir. 8 mermi kapasiteli ve tabanı biraz daha genişletilmiş, uzatılmış bir taban. Gövdeye gelince bunun neden böyle olduğunu beraberce göreceğiz. Bunlar kardeşim taşıyabilmek için bu kapakları yaptırmış. Bizim Mustafa Kozloğlu'na, Kozloğlu'nun sanat ne? KSD galiba. KSD Grips. Evet, KSD Grips. Çok güzel şeyler yapar. Benim de 3 tabancamın şeyleri, kabza kapakları Mustafa'dandır. Evet, gelelim tabancanın gövdesine. Tabancanın gövdesinin zaten kabzaya bakıyorsunuz, kabza kapakları tam bir atıcı kabzası. Benden biraz daha büyük 50'ler için daha da uygun olabilir. Uzun, bayağı uzun. Altında bir alt nalı giriş söz konusu. Şarjörün, yani biz yarışmada şarjörün yerini kolay bulabilmesi için burada bir genişleme söz konusu. Gördüğünüz gibi bakın yerine takıldığı zaman şarjör içeride kalıyor. Onun için şarjör tabanlığını biraz uzun yapmışlar ki o sorunu
engellesin. Evet, gelelim kabzaya. Kabza ön kontürü hem yatay hem düşey tırtıllı. Evet, piramit, minnacık minnacık piramitler var. Yani eliniz ne böyle kayar ne böyle kayar. Her iki tarafta da tırtıl. Bu tırtıl biraz lanet iştir. Çünkü gömülü tırtıl değil, dışarıda tırtıl bunlar. Ve gördüğünüz gibi şurada orta parmağın geri oturabilmesi için bir oyukluk var. Bu tabancanın tabii kalitesini gösteriyor. Her tabancada bu oyukluk olmaz. Arka tarafa gelelim. Mainspring housing dedikleri, yani horoz yayı muhafazasının tırtılları da aynı tırtıllar. Dolayısıyla hani dedim ki elinden kaymıyor mu atış yaparken bu kabza kapaklarıyla? Yok abi dedi. Öndeki arkadaki tırtıklar o kadar güzel tutuş sağlıyor ki tabanca elimden dönmüyor. Gerçekten de çok güzel tutuş sağlayan bir tabanca. Kabza kapağı da kataloğunda gül ağacı yazıyormuş. Ben yok ya gül ağacına benzetemedim dedim ama gül ağacıymış. Katalog öyle diyorsa doğrudur. Önde, üstte, arkada alyen mi yoksa torks mu? Torks'a daha çok benziyor. Başlıklı iki tane paslanmaz çelik kabza kapak vidası var. Bir de üçüncü vidayı koymuşlar alt tarafa. Alttan dışarıya çıkıyor. Herhalde bu ahşap açmasın diye şuraya bir karşılıklı bir vida daha koymuşlar. Kabza emniyeti oldukça pozitif ve avuçladığınız zaman hiçbir şey hissetmeden kabza emniyeti kapanıyor. Çok aşırı olmayan gayet güzel bir kunduz kuyruğu yapmışlar. Çok büyük oluyor bazen kunduz kuyrukları. Böyle kocaman kocaman oluyor. Taşımakta büyük zorluk çıkartıyor. Yanlardan inceltmişler kunduz kuyruklarını, kuyruğunu, kabza emniyetini. Son derece zarif. Bitişi kabzayla kunduz kuyruğunun sıfırlaması son derece güzel. Kesinlikle ele bir fazlalık eksiklik gelmiyor. Horoz hafifletilmiş bir horoz. İskelet haline, skeletonized diyorlar Amerikalılar. İçi boşaltılıp hafifletilmiş. Burası da biraz boşaltılmış ama tam karşıya kadar boşalmamış. Güzel bir horoz, bir yarışma horozu. Hafif olmasında fayda var tabii horozların. Tetik, alüminyum bir tetik ve ortasında tetik son yolu nihayet vidası var. Laf biraz uzun oldu. İngilizcesi çok basit, trigger stop. Ama Türkçe'ye bir türlü iki kelimeyle çeviremedim onu. Tetik sonlama vidası diye. Bunun amacı ne? Hassas tabancalarda, hassas atış tabancalarında tutuyorum tetik horoz boşa düşmesin diye. Tetiği göçtünüz. Tetik kurtulduktan sonra geriye gitmesine devam etmeyecek. Yani tetik sihir denilen tetik tulumbasından kurtulduğu anda geriye gitme olayı bitecek. Onun için burada bir vida vardır. Bu vidayla onu ayarlarsınız. Nihayet vidasıdır. Yine hafifletilmiş alüminyum bir tetik. Parmağa son derece rahat gelen bir şarjör düşürme düğmesi. Bunlar ters tarafa çevrilemiyor tabancalarda. Solda ise solda. Sağa çeviremezsiniz. Ama solak atıcılara da bir müjde. Emniyet iki taraflı. Hem sağda hem solda emniyet var. Hem sağak hem solak atıcılara kurulu kilitli taşıma imkanını sağlayan bir emniyet. Fazla uzatılmamış emniyet. Fakat çok keskin, rahatlıkla baş parmağın içiyle düşürülüp kaldırılabiliyor. Bu da işçilikteki kaliteyi gösteriyor. Bu tabanca Colt 1980 tipi, yani 80 seri tabancalar gibi iğne emniyeti, iğne blok emniyeti var. Tetiği sona kadar çektiğimiz zaman şuradaki siyah parça bakın, görüyor musunuz? Tetiği çektiğim zaman yukarıya kalkıyor. Sürgüyü bulabilirsek, ki bulduk. Sürgünün içindeki şuradaki siyah düğmeye bastırıp iğnenin yolunu açıyor. 70 serilerinde bu emniyet yoktur. Tetik emniyeti, iğne emniyeti yoktur.
Dolayısıyla tetik biraz daha yumuşaktır ama bunun da yayı o kadar yumuşak ki çok fazla rahatsız edeceğini zannetmiyorum. Yani normal 1911'lerde 250-300 gram falan tetik ağırlığını fark ettirir iğne emniyeti. Evet, şuradaki kesik aynen gold cup'larda, eski tabancalarında şeyin, koltuğun. Burası, burada bir köprü vardır. Ama genellikle çatlar bu köprü. Çatlamasın diye, yiğitlik bizde kalsın diye önceden buraya kesik yapıyorlar artık. Evet, başka... bu tabancalarda, tabancanın tasarımı dolayısıyla atım yatağı rampası gövdenin üzerindedir. Şurada. Gördünüz mü? Yani namlunun arkasında bir rampa yok. Diğer modellerinde Sig Sauer'in bu kesik olan modellerinde, Zig sürgüsü olanlarda atım yatağı rampası namlunun üzerindedir yanlış anımsamıyorsam. Bunda standart Colt'larda olduğu gibi mermi tırmanma rampası gövdenin üzerinde. Şimdi böyle olunca buranın son derece parlak olması lazım ki sorun yaratmasın 1911'lerde. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl ayna gibi işlenmiş, herhangi bir çizgi görünmeyen, hissedilmeyen bir atım yatağı rampası. Keza namlunun üzerinde de evet, bu da 229'un atım yatağı rampası. Bakın görüyorsunuz şeyin üzerinde, namlu kuyruğunun üzerinde. Buradan tırmanıyor. Tabii buna tırmanamayacak. Çünkü bu tabanca 9'luk. Şöyle bir yapalım. Buradan tırmanıyor. Şöyle. Ama bunun tırmanabileceği bir rampa yok. Bunu da o zamanki tasarım dolayısıyla gövdenin, bakın ne kadar güzel kayıyor burada, gövdenin üzerinde düşünmüşler. Şimdi 1911'ler biraz lanettir bazı hususlarda. 200-300 atış yapıncaya kadar rodajı açılmaz. Standart 1911'lerden bahsediyorum. Şuraların parlaklığı çok önemli. Bakın şurası iğne deliğinin olduğu yüzey. Tırnağın içi, şurası tırnağın içi ve atım yatağı rampasının çok iyi parlak olması lazım ki mermiye bağlı sorunlar yaşamasın. Evet, şimdi görebildiğim kadarıyla her şeyi paylaştık sizinle. Şimdi bakalım nasıl toplayacağız, ya Allah, bismillah. 1911'leri toplamak biraz lanettir. Ama tekniğini aldıktan sonra son derece kolay. Linki, yani salıncağı yatık vaziyette namluyu önden içeriye sokuyorsunuz, bir. Ondan sonra namlu ön yüksüğünü yerine sokup 90 derece kenara çeviriyorsunuz ki yay içeriye girebilsin. Yayın geri getirme miline takılması biraz özeldir. Ama bunda onu yapmamışlar. Standart 1911'lerde yayın bir tarafı zordur, zor girer, diğer tarafı kolay girer. Bu genellikle atıcının, kullanıcının hata yapmasına neden olur. Herkes bilmez bunu. Bilmediği için öylesine takar, sonradan problem yaşar tabanca. Bu problem olmasın diye herhalde bu şeyi, özelliği ortadan kaldırmışlar. Nasıl takarsanız takın, sorun olmuyor. Şimdi bunu taktık, geldik, dışarıya verdik. Bu yarım ay şeklindedir. Yarım ayın ay şekli namluya gelecek şekilde ileriye kadar götürdük. Bunu bu vaziyetteyken, linki de aşağıya düşürüyoruz. Yerine getirdim. Burası kaldıralım da zorluk olmasın. Şimdi nereye kadar gelecek? Bakın, bunun geçeceği yerde link, salıncağın deliği, yay serbest. Şimdi bakın, şuradaki tırnak burayla birleşecek. Ama dikkat edilecek bir şey var burada. Bu tabancalarda 1911'lerde bunu takarken
aşağıdan yukarıya değil, tam neredeyse yeri üzerine getirip orada bastırmak lazım. Yoksa aşağıdan yukarıya takarsanız çizebilirsiniz. Gayet güzel geçti yerine. Şimdi bundan sonra yapılacak şey ne? Emniyeti girip sürgüyü yerine getirdikten sonra emniyeti kaldırıp kilitlemek. Ki bu yay kapağını rahat takalım yerine. Şimdi bu çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Eğer elinizden kaçırırsanız yukarıdaki lambayı kırarsınız. Onun için çok dikkatli bir şekilde bastırıyorsunuz. Ve bu şimdi döndürerek yerine oturtuyorsunuz. Emniyeti açıp sürgüyü kontrol ediyoruz. Bütün fonksiyonları yerinde mi? Tetiğe göçüyoruz. Çalışmıyor, çalışmaması lazım. Şimdi çalışır. Bunlarda boşa tetik düşünmenin bir sakıncası yok. Yeter ki sürgüyü şu vaziyette boşa düşürmeyin. Yani sürgü düşerken namluya bir de mermi sürsün. Bu vaziyette sürerseniz, boşa düşürürseniz sürgüyü tabancanın hassas ayarlarında 1911'lerden bahsediyorum. Bozukluğa sebep olabilirsiniz. Dolayısıyla tetik düşürmenizde bir sakınca yoktur. Bu arada bir tetiğe de bakalım ya. ...1900 falan o civarlarda bir tetik. Oldukça da keskin bir tetik. Zaten biraz sonra atarken de göreceğiz. Burada bir iki tane mermi var. Biliyorsunuz makine kimya sağ olsun 45'lik severleri mermi fukarası yaptı. Her sene mermi bitiyor. Bu kadar... Neyse boş yani şimdi şey yapmayalım. Evet, tabanca gördüğünüz gibi 1911 süper target, zik, süper target. Allah sahibine iyi günlerde kullansın diye dua ediyorum. Olmayanlara da Allah nasip etsin. Şimdi şeye geçeceğiz, poligona geçeceğiz. Fazla mermi yakmayacağız. Söylediğim gibi 45'lik mermi sıkıntısı var. Ama bir iki tane size sesini duyduracağım tabancanın inşallah. Evet, beni sabırla izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Sixaver 1911 süper target. Şarjörde 8 tane mermi var. Oldukça alt. Neden alt? Göreceğiz şimdi. Benim hatam ne? Demek ki gezi biraz yukarıya kaldırmak lazım. Ben tam ortaya çıkıyorum. Üçüncü de mi anlıyordu? Yok, oradan şöyle. Evet, bunun gezini yukarıya kaldırmak lazım. Ya da ortadan vurmak için siyahın en üzerine atmak lazım. Boş. Atın yatağı boş.